Selamun aleyküm. Yeni bir kum saati dersinde inşallah beraberiz. Biraz ara vermiştik. Yeni bir konunun doğasında bulunduk. Hepimizin dertli olduğu, hepimizin üzerinde düşündüğü bir konu olsa gerek. Dijital çağ ve bu dijital çağda insan kalabilmek, insaniyetimizi muhafaza edebilmek üzerine bugün Allah'ın izniyle konuşacağız. Önder kardeşimle beraber bu konu üzerine biraz düşündük, konuştuk. Aslında hepimizin bildiği, hepimizin ortak derdi olan bir mesele. Allah'ın izniyle bunun üzerinde bir saat boyunca kum saatimizin bize müsaade ettiği müddetçe konuşacağız. Allah'ın izniyle konuya bu şekilde giriş yapalım. Kum saatimizi de başlatalım. <laughs> Önder abi konumuz dijital çağ ve dijital çağda insan kalabilmek. Evet, abi. Şimdi O yüzden bu tabirlerin hepsini bir irdelemek, bir açmak lazım. Öncelikle dijital çağdan başlayalım. Şimdi biz bu bulunduğumuz çağı ...dijital çağ diye adlandırıyoruz. Yani bu şekilde söyleniyor, bu şekilde dimalarda yer etmiş. Neden dijital çağ diyoruz? Yani Neden böyle bir isimlendirme bulmuşuz? Ee, öncelikle bunu konuşarak başlayalım. Ee, ben şahsi fikrim şu şekilde... ...yani bir çağ, dijital çağ diyebilmek için... ...en ince ayrıntısına kadar her yere o dijitalizmin girmesi lazım. Yani o dijitalliğin, e, dijital olgunun her yerde olması lazım. Bugün de gerçekten baktığımız zaman... Küçücük bir bebeğin elinden tut. Yani bugün İslami hizmetlerimizden tut. veya ticaret alanından tut. Ee, başka bütün alanlara kadar dijitallik mevcut. Yani hmm. kullanılıyor. Ben bu yüzden bu çağı dijital çağ diye adlandırıldığını düşünüyorum. Senin bir fikrin var mı? Kesinlikle abi. Biz de zaten e, baktığımız zaman kişinin kendi ve etrafında çevresinde en net gördüğü şey işte telefonların, televizyonların, bilgisayarların, kameraların çok ileri hat safhaya geçip artık genel Aile ortamlarında, akraba ortamlarında dahi muhabbetlerin hep dijitallik üzerine dönmesi. Evet. Sendeki telefon ne, iPhone kaç, işte şu nasıl, bu nasıl diyerek hep aslında muhabbetler dahi artık hep dijital üzerine dönüyor yani. Yani aslında bir muhabbet bile olamaz hale gelmiş artık evet. böyle dijital e, dijitalliğin menfi tarafı tabii bu. İlerleyen dakikalarda inşallah evet. müspet menfi taraflar olarak ayıracağız. Yani herkes şu konuda hem fikirdir ki bu bulunduğumuz asrı, bulunduğumuz çağı. Dijitalliğin keşfedilmesiyle çünkü hani bu hakikat yani bu kaçınılmaz bir hakikat çünkü biz teknolojiden şimdi şöyle teknoloji bir keşiftir. Biz de teknolojiyi keşfettikçe bu teknolojinin nimetlerini her bir alanda kullanmaya başlıyoruz. Az önce dediğimiz gibi ticaret alanında oluyor, eğitim alanında oluyor. Bunu çok yakın zamanlarda evet. şahit olduk. Her bir alanda bu kullanılıyor. O zaman bu dijitalliğin içerisinde şimdi biz bu dünyaya gönderilmişiz, biz biz insanız. Birazdan insanı da konuşacağız. Bu insanın yeri nedir? Dijitalliğin insana etkileri nelerdir? Bunları konuşacağız ama önce herhalde bir insan tanımını da evet. açmak lazım. Aslında geçtiğimiz derslerde biz kum saati formatında aklı konuştuk, insanı konuştuk, insaniyet nedir bunu konuştuk. Bütün bunları konuştuk ama bir ufak hatırlayarak insan nedir ve insanın bu dijital çağda yeri nedir? Bunu konuşalım. İnsan nedir önder abi? Abi özellikle dijital çağda insan dediğimiz kavram maalesef yine dediğimiz gibi ileride konuşacağız. ...kendini unutuyor ve kendinden haberi olmuyor çoğu zaman. Nedeni de şöyle, bu ibareye aslında masar oluruz. Yani kendimizi unutup kendimizden haberimiz olmuyor. Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler var. İşte kalp gibi, akıl gibi, vicdan gibi, merak gibi, dikkat gibi hasseleri var. Bu hasselerin hepsinin bunları unutunca da insan farkına varmayınca çok fazla bir özelliği kalmıyor insanın. Yani... Oraya bir altını çizelim abi. İnsanı ne dedik? Diğer varlıklardan ayıran akıl. Akıl, şuur, şuur kalbi, kalbi, ruh var. Ruhu, ruh. Ondan sonra dikkat latifeleri var. İşte merak hastaları var abi. Bu, merak. Evet bunların hepsi aslında insanı diğer varlıklardan ayıran. insan tabiri caizse e, yine bir İslami tabirle ala inliğine çıkartan. Evet noktalar bunlar oluyor. Halifeye arz yapan noktalar bunlar oluyor. Maalesef dijital çağ ile beraber insan bu noktalarını unuttuğu zaman insan sadece madde itibariyle yani ben aynanın karşısında gözükenim zanlı ile beraber aslında insaniyet tarafımız maalesef dijital cihada çok tahrip olabiliyor, çok zarar görebiliyor. İnsanın da madde itibariyle hayvana nazaran çok affedersiniz çok bir ehemmiyeti kıymeti yok yani. Çünkü hayattan bir örümcek kadar bir serçe kuşu kadar lezzet alamıyor. Yani niye abi mesela insan sorabilir şunu o zaman. ya yani Bir serçe kuşuyla beni kıyasladın evet, evet ben bir insanım. Ben neden serçe kuşu kadar ya da bir kedi köpek kadar nasıl lezzet alamam? Ee, daha önceki yapmış olduğumuz serimizde abi insan ve akıllı konuşmuştuk. Evet. En çok akıl Mustafa abi. Mesela şimdi bizim Samsun'daki medresemizde hemen camın karşısında çam ağacı var. Çam en üst tarafından manzaralı yerine örümcek yuva yapmış. Hmm. Geçen Hasan abilerle beraber konuştuk. Abi örümcek yuva yapmış. Ve kira derdi, elektrik derdi o doğal derdi yok, manzaralı. Samsun'da öyle bir manzaralı bir yerde en zengin oturur yani. Şimdi bunun gibi niye? Örümcekte akıl olmadığından dolayı düşünmüyor. Kirası, elektrik. Ama bir insan evet. insan diyen insan akıl itibariyle geçmişten elemler gelecekten endişeler geliyor. Evet, evet, çok Diğer doğru. hayvanlardan, mahlukattan insanı ayıran en büyük özellik bu. da bu lezzeti bozuyor bir kesinlikle, cihette yani. Kesinlikle. Akıl ne diyor? İnsanı taciz eder diyor. Ee, evet. Akıl gibi bir şey olduğu için de akıl ...müsbet noktada kullanılmayınca bu şekilde insan hayvan kadar bile lezzet alamıyor. Bir de mesela Mustafa abi yine insanın özelliği, insanı e, ayıran nokta da şu var. Mesela baktığımız zaman arı doğar doğmaz işte bir kilometre uzağa gidip bal yapıp geri yolunu bulabiliyor. Ya da mesela e, sivrisinek annesinden doğar doğmaz insandan gelip kan alabiliyor. Sanki bir sağlıksın. yerde öğrenmişçesine değil mi? Öğrenip buraya yollanmış evet. gibi. Ama insan daha 3-4 yaşında yeni yeni yürümeye öğreniyor. Evet, evet, evet. Adım atıyor, 10-15 yaşında evinin yolunu öğreniyor. Demek ki insandan istenen şey farklı bir şey. Farklı bir şey. İnsandan maddeden ziyade mana bekleniyor. Hmm. Mana manaya odaklanması isteniyor hmm. yani. Bu da insanı tabi dijital çağda normalde diğer mahlukattan, mevcudattan, varoluşlardan ayıran özellikler aslında. Hmm. Hmm. Şimdi böyle konuşunca da insanın aklına şu geliyor abi yine biz bu dijital çağı eleştiriyor muyuz? Ya da bu dijital olguyu eleştiriyor muyuz? İnsan dijitallikten faydalanmayacak mı? Yani bu netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir nimet, değil mi? Evet. Hem fikiriz yani. Bugün evet. elimizdeki telefonlardan, kullandığımız kameralardan veya sosyal medya dediğimiz her bir şey e, bir nimet sonuçta. E nimetin yani bize e, bu şekilde mi algılanması lazım? Bu nimet kötü, bu, bu nimet pis şeklinde haşa. Yani bunu da bugün konuşmalıyız evet. aslında. Şimdi in abi mesela istifade etmiş olduğumuz nurlardan geçen bir yer var ya. Orayı da aslında atıf olarak konuşabiliriz. Mesela diyor ki evet radyo nimeti diyor mesela. Evet. evet. Yani Radyo bir nimet olarak söylüyor. Evet. Orada işte Kur'an harfinin e, çoğalması, insanlara evet. gitmesini çok büyük bir faaliyet, çok büyük bir sevaba vesile olabileceğini anlatıyor aslında. Hı -hı. Yani e, dediğin gibi şöyle bir algı olabiliyor. İşte Müslümanlar, İslam alemi işte dijital çağdan, işte kameradan. Teknolojilerin bir haber. Evet bir haber, işi olması ya, lazım. diyor gibi, gibi bir algı olabilir ama... Tam tersi bunu hayra kullandığımız zaman çok büyük neticeleri var ki müspet kısmında konuşacağız bunu. O zaman şöyle bir sonuca varabiliriz bu konuştuğumuz yerden. Evet bu bir nimet ama insanın kullanımına göre menfi veya müspet şekilde netice verebiliyor. Şimdi mesela akıl da bir nimet evet. ama akıllı yanlış kullandığın zaman evet, ne dedik? bir taciz, taciz aleti oluyor. Doğru. Ama doğru kullandığın evet. zaman akıl seni bütün mahlukattan ayırıp eşrefi mahlukat e, kelamına mazhar eden ve aynı zamanda biz ne akılla her şeyi fark ediyoruz. Düşünsene yani. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da hep ne diyor? Akletmez misiniz? Fikretmez misiniz? Bunların muhatabı bizi kılan şey akıl. Aha. Bir müsbet tarafı, bir menfi tarafı. Aslında şöyle de e, diyebiliriz abi yine. Bu dijital çağda, dijital çağ konuştuk. İnsanın özellikleri, insana ayıran noktası. Aslında şunu da konuşacağız. Mesela kimine göre e, demir Nimetken onu bıçak yapıyor, meyve, sebze kesiyor. Evet. Kimine de nıkmet oluyor. Yani evet. zarar veren, insanlara zarar veren bir şey oluyor. Aynen, e, aynen dijital çağda böyle. Evet. E, Telefonla böyle, kamerada böyle, bilgisayarda böyle. iki tarafı var. Yani Nimet ve nıkmetçiyeti var yani. Her nimette olduğu gibi senin evet. kesbine göre sana hayır veya şer olabilecek bir durum var. Sana evet. müsbet, menfi, o netice verebilecek bir durum Kesinlikle. Kesinlikle. var. O zaman hani... Dijital çağ konuş. Neden dijital çağ diye adlandırdığımızı. İnsan nedir onu konuştuktan sonra insanın en özellikle akıl kısmını, ruh kısmını, madde mane, manevi bir ciyeti ve bir aynı zamanda maddi bir ciheti olduğunu. Bunları da söyledikten sonra o zaman biz müsbet, menfi kısımları evet. konuşmaya başlarsak örnekle Allah'ınızda ben daha iyi oturacağını düşünüyorum. Şimdi hani dedik ya az önce dijitalliği reddedeceğiz mi? Teknolojiyi ret mi edeceğiz? Elbette reddetmeyeceğiz. Çünkü reddetmememiz için e, burada müsbet kısımları konuştuğumuz zaman daha iyi anlaşılacak. Biz bu müsbet kısımlarını kullanırsak, bu nimetin reddetmeye de gerek yok. Yani pis, uzak dursun demeye de gerek yok. Zaten bizim öyle bir derdimiz değil. Kesinlikle. Bizim bugün bu dersi çekmemizin en başlıca nedeni, başta nefsimiz olmak üzere bu dijital çağda, yani aslında bir çağın içerisindeyiz. Dijitalliğin her tarafı kapladığı bir çağın içerisindeyiz. Kendimizi, yani insaniyetimizi en başta nasıl muhafaza ederiz? Zaten öyle bir çağdayız ki sürekli insaniyetimiz darbe alıyor. Evet. Bu darbeden nasıl muhafaza olunur? Bunu konuşacağız. Bunu da örnekler üzerinden Nasıl inşallah. biraz daha ayılabiliriz. Ayılabiliriz. Evet. Aslında sen e, bu konuyu çalışacağımızı söyledin de dediğin gibi abi nefsimde gördüğümden mi çok hoşuma gitti. Hele ki mesela konu başlığı olarak dedin ya dijital çağda insan kalmak. Evet. Ya dedim elhamdülillah. Yani çok bir mesela konu başlığı resmen konunun böyle özeti gibi olmuş. Allah razı olsun. Biz konuya da dijital çağda genç olmak diye başladık. Sonra baktık önder dedik ki abi bu konu bir yere doğru gidiyor. Bunun gençlikle alakası yok sadece. Gençlik bunun içerisinde var ama dijital çağda insan kalabilmek bu herkesi kapsayan bir evet, şey yani. Kesinlikle. Çünkü sadece gençleri ilgilendiren şeyler yok ki. Birazdan bir konuşacağız. Ya abi her bütün insanı ve insanlığı ve insaniyetimizi ilgilendiren şeyler var. O yüzden başlığı da değiştirdik, konuyu da değiştirdik. Dijital çağda insan kalmak dedik. İnşallah bugün dertleri konuşacağız sonuç kısmında da biz nasıl kendimizi muhafaza ederiz? Nasıl doğru kullanırız? Oraya bağlayacağız. Bunun duasında bulunacağız. Bu zaman şöyle başlayalım. Ben bir müsbet menfi diye kendi alemimde evet, evet. oluşturduğum maddeler var. Bunlardan başlayarak mesela dijital çağın Teknolojinin bütün bunları konuşurken bu alt başlıkları da kendi alemimizde düşünebilir. Dijital çağ deyince teknolojiyi düşünürüz, başka şeyleri düşünürüz. Bu dijital çağda abi bir hayatımızın kolaylaşması hakikati var. Evet. Yani bunu kimse inkar edemez. Bugün ney mesela? En basitinden hemen karşımda örnek vereyim. Gördüğüm zaman söyleyebiliyorum. Eskiden birilerine bir şeylere ulaşmak daha zor oluyordu. Şimdi bir şeylere ulaşmak, bir şeylere hızlıca ulaşmak daha kolay hale geldi yani. Kesinlikle. Bu bir nimet. Bu bir güzel tarafı. Bu bir müsbet tarafı. Katılıyor musun Kesinlikle bana? Kesinlikle ya? abi. Yani örnek veriyorum hani şundan bile bir şeyi istediğin zaman, talep ettiğin zaman önceden bir yerden bir yere gitmen lazımdı. Şimdi senin kapına geliyor. Senin kapına geliyor. Yani mesela hızlıca ulaşıyorsun istediğine. Evet çok doğru. Bu müsbet kısmı. Çok müsbet kısmı. Ama ben dersi çalışırken de şunu fark ettim. Her müsbetliğin içerisinde bir de menfi tarafı yatıyor. Kesinlikle. Zaten sır bence burada gizli. Her müsbetliğin içerisinde menfi yattığı için insan ona düşüyor işte. Yani aslında... Hani tabii ekseriyet itibariyle böyle olduğunu söyleyeyim. Kimsenin niyeti menfi olarak gireyim, menfi olarak bu işi yapayım değil. Kötü niyeti olan belki insanlar vardır. Ayrı bir konu. Onlar konumuzun dışında ama iyi niyetlerle girip düşüyoruz. Evet. O yüzden de bu müsbetin içerisindeki menfiyi bulalım istiyorum ben. Mesela neyi bu müsbetimiz? Hayatın kolaylaşması. Şimdi bu müsbetin içerisinde bir menfi yok mu? Var. Mesela ben şöyle dedim. Hız ve haz odaklı bir yaşantı oluşmaya başlıyor. Zaten yani İnsaniyetimizi kaybetmeye başladığımız zaman böyle bir şey lap diye ortaya çıkıyor direkt. Kesinlikle. Niye diyeceğim abi? Şimdi biz hızlı ve böyle bir şeyler kolayca olsun isterken hız ve haz odaklı bir yaşantı yaşamaya başlıyoruz. Mesela buna nasıl örnek verebiliriz? Şimdi tamam evet. Bir şeylerin bir anda bir insanlara ulaşması, bir şeylere bir anda ulaşabilmemiz bu çok güzel bir şey. Ama bunu ihtiyaç nispetinde yaparsan güzel. İhtiyacın dışına çıkıp artık bu haz almak ve bu hız seni yönetmeye başladığı zaman işte sen bu dijitalliğin, dijitalliğin bu veçinin bir kölesi haline gelmeye başlıyorsun yani. Yanlış mı Kesinlikle abi. Ben de senin dediğine binaen ekstra olarak şöyle yaptım. His, hız, haz. Yani evet, çok güzel. Evet. Hissin geliyor. Örnek veriyorum. Bunu hani menfi kısmını yani olumsuz kısmını şöyle örneklendirelim. Şimdi benim hiçbir ihtiyacım yokken canım tatlı çekti. Ama yani yemesem olur. Önceden de örnek veriyorum. Bir tatlı yemişim. His geldi. Hemen diyorum ki zaten hızlıca da gelir. Evet. Hazzımı da alırım. Bir tık. Bir tıkla. Yani o dijital çağın içinde aslında işte yine külliyattan geçen ifadesiyle gayrı zaruri zaruri derecesine iniyor yani. Evet, Çünkü evet. niye? Aynı mesela kolaylaştırdığı gibi olumlu şekilde hayatımızı ama maalesef insanı da his, hız ve haz derecesine indirgeyebiliyor. Onlara köle edebiliyor Ondan yani. Aslında birbiriyle bağlı bu his, hız diyoruz ya. Eskiden mesela şimdi... Bir güzellikten bahsettik. Bir tıkla bir şeyleri yapabiliyoruz. Canı taklit çekti adamın. Bir evet. tıkla getirtebiliyor değil mi? Hmm. Eskiden o tatlıya giderken sen ya gecenin bu saati olmuş. Hmm. Abi para harcayacağım. Başka şeyler birçok şey seni ne yapıyordu ondan geri koyabiliyordu. Hmm. Yani o an düşünmeye vaktin vardı. O hızın hmm. içerisinde bunu yakalamak lazım. Şimdi o hızla biz bunu yapamıyoruz. Şimdi senin o hızlı bir şeyleri yapma imkanın içerisinde ya yesem mi yemesem mi diye düşünmüyorsun. Hmm. His geliyor. İstek arzu geliyor hızla beraber anında nefsin arzusu neyse onu yapıyorsun. Ve zaten dijital çağında yine maalesef ee, bir şey noktası var insanlara da madde olarak düşündürmüyor. Kredi kartı var. Ayın 15'inde öderim evet, zaten diyor. Evet, evet. 15'ine kadar vaktim var. Dediğin gibi önce de mesela dijital çağla beraber hayatımda giren kredi kartları kredi kartları bu kadar aktif değildi abi. Ne yapıyordun? Yemiyordun paran yok. Ama diyorsun ki 23'ünde ödemesi. Çek. 23'ünde ödemesi çek. Bir nimettir şimdi hani bak hep müsbet menfi olarak bak evet. ikisi de çıkıyor aynı meseleler içerisinde. Şimdi mesela diyorsun ki sen bende ya para yok yanımda. Param yok, yemeyeyim. Şimdi gideceksin, para çekeceksin. Şimdi öyle bir durum yok. Adam diyor ki tek tıkla. Oradan biz çekeriz. Sen yorulma abi. <laughs> Sen kartını tanımlat oraya falan. Aynen Hepsi aynen. his his hız ve haz üçleminde aynen. bir şeylere engel olamıyoruz. Bir şey. Bu, Tabii bu, bu tatlı ufak bir örnek. Bu tatlı yesen yemesen bu Tabii ayrı konu. Bunun içerisinde bunu büyüt. Buna mesela neyi örnek verebilirsin biliyor musun abi? Eskiden senin nefsin bir şey istediği zaman mesela bir günahı diyordun ki bu günaha ulaşana kadar o günaha bir düşünme payın oluyordu. Ya diyorduk ki yanlış yapıyorum. Bak yanlış yapıyorum diyebileceğin bir zamanın oluyordu. Şimdi his, haz, ne dedik? Hız. Hız. Bak hızla beraber his geliyor, bir günah işleme arzusu. Hazın da bunu istiyor ve tek tıkla Hızlı. düşünmeye evet. vaktin kalmadan devam. Kesinlikle. Dijital çağın menfi bir tarafı bak bu. Evet. Aslında müsbet tarafı olan hız, bir şeylere hızlıca ulaşabilme bir anda menfi hale geldi. Kesinlikle. Ortada ne var? İşin rengini değiştiren ne oldu? İşte kişinin... ...bunu nasıl kullandığıyla alakalı. Nazara abi. Nazara. Kesinlikle. Nazar, kesinlikle. Yani sen Bakış bu olaya nasıl bakıyorsun abi? Ben evet. bu medyayı ya da bu dijitalliği, bu teknolojiyi... ...ben şöyle kullanacağım, böyle kullanacağım diyebiliyor musun? Diyemiyor musun? Yani his, haz bunların etrafında kullanıyorsan... ...hemen tak 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 o zaman biraz da nefse hitap kesinlikle. etmeye başlıyor bu nimet. Şimdi ekleyeceğim bir şey yoksa buraya evet. ben müsbet noktada... ...mesela yine az önce konuştuklarımızla bağlantılı olarak... Hız dedik. E şimdi hızın bir de zamandan tasarruf hakikati de var. Evet. Yani şimdi yanlış mıyım abi? Bir kitap alacaksın. Şimdi Turgay görünce tam böyle KPSS falan geldi aklıma tamam mı? KPSS çalışan bir adam. Evet. Şimdi bu adam eskiden olsa çıkacak evinden, dershanesine gidecek. İstanbul şartlarında bir saat yol çekecek. Yanlış mıyım kardeşim? Varacaksın. Orada sürekli işte vakit harcayacaksın. Bir de mesela kitaptan örnek verecektim de ben dershaneye döndüm mevzu. Dershaneye gittiğin örnek verirsek. Bir de dönüşüm var bunun bilmem ne. Bu kadar şey içerisinde sen ne yapıyorsun abi? Bir sürü zaman kaybın oluyor. Ama öteki türlü şimdi ne yapıyor adam? Bir tıkla dershaneyi ayağına getiriyor. Veya bu adam bir kitap alacak. Bir KPSS kitabı. Gidip bir sürü kitapçıyı gezecekken. Şimdi ne yapıyor? Bir tıkla hemen Kitabını geliyor. evine çağırıyor, evet. evine sipariş veriyor. Burada ne oldu? Zamandan tasarruf etti. Evet. İnsan için en önemli şey, en değerli şey zaman, zaman. değil mi abi zaten? Kesinlikle. İnsanın ömür sermayesi hiçbir şeyle karşılık bulamayacak hiçbir şeyle de anlamayacak bir şey. E şimdi burada bir zamandan tasarruf hakikati var. Bak aynı zamanda mesela. Buraya not almışım ben. Birçok fiyatı, ürünü, bilgiyi aynı anda görüyoruz. Kesinlikle. Mesela bir sıra alıyorsun şimdi adamlar çıkarmış aynı ürünün birçok sitede en ucuzunu sana gösteriyor. Yorulma diyor. Tak tak tak. Senin belki bir gününü alacak bir alışveriş bir saatini almıyor. Evet. Şimdi bu bir hakikat. Şimdi gelin bunun içerisinde menfi tarafını bulalım abi. Bunun içerisinde de menfi taraf ne biliyor musun abi? Bak zamanda tasarrufun içerisinde zamanda israf da var Salih abi. Nasıl oluyor diye düşünüyorsun. Şimdi zamanda tasarruf edebiliriz evet böyle. Ama bir de ihtiyacımızın dışına çıkmaya başladığımızda zamanda israf hakikati var. Evet. Ya bu hakikat değil mi? Şimdi hepimiz çıkaralım telefonlarımızı bakalım. Ekran sürelerimizi göz önüne aldığımızda hani bunun neresinde tasarruf diye insan sorar mesela. Kendime ne kadar zaman ayırabilmişim? Yani aslında zamandan genel itibariyle israf etmişim. Kesinlikle. Bu hakikat ortaya çıkıyor yanlış mıyım? Kesinlikle abi ki mesela... Ee, yazmışız menfi kısmına da ikinci maddenin de gereksiz ve şuursuz amaç, Aynen. Kullanım amaç yani dışı kullanımı. yani bir e, gereğin yok bir amacın yok o telefonu eline aldığın zaman bir saat iki saat üç saat geçen mesela bir liselilerle Samsun'da program yapmıştık böyle otururken dedim ki bakalım dedim kaç saat ya verin telefonlara bakalım şimdi hepsi de tam böyle işte instagram işte pubg vesaire o öyle takılan gençler kaç saat çıkmış böyle 7 saat 8 saat 10 saat 12 saat abi bir günde Haftalık e, Mustafa abi 50-52 saat yani ha, 7 günün 2, 2 günü full sabahtan akşama telefonda olduğunu düşün. Yani ki mesela bu onda öyleyken bizde farksız mı? işte Değil elhamdülillah de. yani bir ekran süresi grubu kurduk da orada biraz kendimizi dengeye tutmaya çalışıyoruz ama gerçekten bakıldığı zaman da eğer bir amacın bir gereğin yoksa acayip de bir zaman israfı oluyor. Ya şimdi genel itibariyle şu telefonlar elimize alırken hepimiz e, bir bir o an bir his geliyor mesela diyor ki mesela nedir bu bir işin var evet. hemen giriyorsun onu halletmek için alıyorsun burada dedik ki gereksiz ve şuursuz kullan evet. ama seni ne yapıyor orada işin bitiyor 15-20 saniyede mesela bir mesaj veya bir aloya cevap verdin neyse artık oradan çıkınca hemen kendini bir anda başka bir alanda buluyorsun evet. yani burada dediğimiz gibi gereksiz şuursuz ve amaç dışı bir kullanımla evet. zamanda tasarruf hakikati bir anda zamanda israf'a dönüveriyor abi. Yani en son dersimizde de biz burada bunları konuştuk. Bu ekran süreleri, işte bizim bu sosyal mecralarda e, teknolojiyle, dijitallikle harcadığımız zaman. Bu sadece telefonla da kısıtlı değil. Yani bugün bir iki saat oturup e, dizi film izlemeyle e, veyahut iki saat bir maç izlemeyle insanın o iki saatlik zaman diliminde neler yapabileceğini konuştuk mesela. Bak bir insan günlük her gün iki saati de hadi geçtim bir saat düzenli bir işi yaparsa o işte uzman oluyor abi. Çok da uzun bir zamanda değil yani. Bir saat günlük. Bunu ne? Turgay mesela bilir daha iyi. Bunu derse versen günlük bir saat. Ama bak fire vermeyeceksin. Düzenli çalış. Ders var ya hangi sınavı istiyorsan Allah'ın izniyle kazanırsın. Bu bir dua hükmünde. Hmm. Sağlam yapmış olursun duanı kazanırsın. Ertuğrul sen kamera işleriyle ilgileniyorsun değil mi? Bir insan her gün bir saat boyunca bu kameralar üzerinde uğraşsa ne olur abi? Ne kadar bir zamanda uzman olur? Çok sürmez. Yani bu adam bu işin kurdu olur yani. Ama düşün yani hepimiz kendi de katarak Mutlaka ve mutlaka daha fazlası var. Bak en azını söylüyorum günlük bir ya da iki saat sosyal mecralarda vakit geçiriyoruz. Kazanım ne abi? Ya şimdi mesela bazen biz bir de bunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ya işte güzel sayfalar takip ediyorum falan işte. Ya o günlük o bir saati kitap okusan. Bu kitaplar var ya hani bazen diyoruz ya o bu kitap çok kalın. Bu kitaplar biter mi bilmem kaç cilt kitap. Ya üç beş ayını almaz yani. 14 cilt kitabı bitirirsin Allah'ın izniyle. Yani. İşte o yüzden bu zamanda tasarruf hakikatini yakalayabilmek için doğru akıllı şuurlu kullanım Ulan, olması lazım. Ben lazım şey, mesela ben buraya yine örnek olarak yazmışım abi. Müspet noktada bir fikri, bir bilgi, bilgiyi aynı şu an mesela tam şu an yaptığımız gibi geniş kitlelere ulaştırabilmek tabi bizim amacımız bu değil bizim Kesinlikle. amacımız burada en başta kendimiz istifade etmek çünkü kendimiz dertliyiz kendimiz yaralıyız ama bir hakikat olarak yani burada birilerine ulaşması hakikati olarak mesela bu derslerimiz bu hakikatlerin te dünyanın bir ucundaki adama ulaş yani bunu mesela medyayı takip eden kardeşler daha iyi bilir değil mi abi te yabancı ülkelerdeki adamlar izleyebiliyor mesela yani elhamdülillah bu bir nimet mi evet. bu bir nimet şimdi geniş kitlelere ulaşabiliyorsun yani bu bu Emri bil maruf nehyanil mülker kısmında mülker kısmında da bir hakikat. Ama şimdi bak hepsinde yaptığımız gibi müsbet bir tarafı söyledik. Bunun içerisinde menfilik yok mudur şimdi? Bunun içerisinde ne gibi menfilik olabilir abi? Abi şöyle bunun içinde de geniş kitlelere hitap etme uğruna işte birçok şeyden feda etmek yani. gibi. yana işte kalabalıklar için yaşamak, kalabalıklardan etkilenme gibi menfi şeyler çıkabiliyor. Artık yani dijital çağıyla beraber ve hele bir sosyal medyada bir fenomen sen ya da bir tanınmışlığın vesaire varsa artık oraya göre oynamaya başlıyorsun. Evet. Yani aslında buna kişilik kaybı da diyebiliriz. Kişilik kaybı. Geçenlerde birisinin yani şimdi burada ismini vermeye gerek yok. Böyle Instagram'da diyebilirim ki size 40 milyon, 50 milyon takipçisi olan bir insan. Bizim e, Türk bir insan yani böyle yabancı olsa zaten anlamamız derken. <laughs> Anlatıyor böyle. Bu seviyeye gelmiş, dışarıdan bakan çoğu insan özenir. Der ki, ya 40 milyon, 50 milyon nedir abi dersin. Adam bir şey anlatıyor ama plak bir yere, bir yere takılmış adamı. Adam şöhretten dolayı ve o geniş kitlelere hitap etmekten evet. dolayı, nereye takılmış biliyor musun Salih? Bazı videoları, bazı e, paylaşımlarının altındaki kötü yorumlara takılmış. Tabii. Ve adam nasıl biliyor musun? Bak adam maddi olarak, belki para içerisinde yüzüyor. E, kötü işler de yapmıyor ha, müsbet bir adam. E, yaptığı işte de çok başarılı. Ama hiçbir şey onu mutlu etmiyor şu an. Evet. Bak böyle bir adam 50 milyon takipçisinin belki 40 milyonu güzel yorum yapıyordu. 40 milyon değil ya 49 milyonu yani 1 milyon insan kötü yorum yapmıyordur. Ama adam 3-5 kötü yorumla takılmış. Yani ne biliyor musun? Geniş kitlelere ulaşayım hakikatin içerisinde. Geniş kitlelerin de yönetmiş olduğu bir insan haline gelebiliyorsun. Bugün evet. bunu nerede daha iyi anlıyorum mesela? Yani bir insanın şuurla, bak şuurla, şuur kalktı mı zaten her şey olur. Aynanın karşısına geçtiği zaman kendi kendine yapmaya utanacağı haller meşhur hale geliyor veyahut gülünç hale geliyor. İnsanlar ona gülüp onu izliyor. Yani bugün bugün çok garip haller duyuyoruz maalesef. Yani ne kadar uzak kalmaya, duymamaya çalışsak da kulağımıza geliyor bir şekilde yani. E, veyahut görüyorsunuz sosyal medyada. Yani adam öyle bir hale girmiş ki. Yani sorasın geliyor neden kardeşim? Ha ona sorasımız geliyordu. Biz de farklı değiliz. Biz de birçok hallere giriyoruz yani. Bu neye bir şey oluyor biliyor musun abi? Sen bir tıkla veya bir çektiğin videoyla veya bir yaptığın bir şeyle dijital ortamda birçoklara ulaşacakken o birçokları memnun edeyim diye insaniyetini kaybetmeye başlıyorsun. Bak bizim en değerli şeyimiz insaniyetimiz. En başta konuştuk. Aklımız, şuurumuz, kalbimiz, ruhumuz bütün o yaratılış programımızı biz bozmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Yani. Ondan sonra da türlü çeşit arızalar oluşmaya başlıyor. Bugün burada olsa psikolog abilerimiz, psikiyatri abilerimiz şurada otursalar bir anlatsalar yani. Şöhretin içerisinde yani çoklara görünmenin, çoklara ulaşmanın içerisinde ne gibi tehlikeler var? Yani? Yine külliyatta şöyle bir ifade geçiyor abi. Çok güzel oldu Allah razı olsun. Diyor ki ey şan ve şerefin nam ve şöhreti isteyen adam. Gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır Allah. ve insanı insanlara abd ve köle yapar. Ya. Tespite bak. Üstad. İnsanı insanlara abd ve köle yapar. Üstad söylemiş zaten. Ah. Bunun üzerine diyelim yani. <laughs> Şimdi e, dediğin gibi sosyal medyadaki adam 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon için yaşıyor da ben de WhatsApp durumdaki 100 kişi için yaşıyorum. Ya aynen öyle. Yani o ne der? Atayım mı atmayayım mı? Bir ders görseli paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Fotoğraf paylaşayım mı paylaşayım mı? Ne derler? Ne yaparlar? İşte şey... Bak baktığımız zaman aslında bu sosyal dijital çağın bize kazandırmış olduğu şeylerin yanında bizden aldığı çok şeyler çok var abi. Yani insanın belki e, tabirciği hani müminin, Müslümanın olmazsa olması bütün amellerinin ruhu hükmünde olan ihlası bizden İhlas. alıyor yani. İhlas olmadın mı? Aynı cesedin içinde ruh yok nasıl zahirde bir değer olmuyor gidip toprağa gömüyoruz? Amelin içinde ruh yok. O amel insan olsa Yani 100 tane heykelin var. Ama bir tane insan yok. Kesinlikle. Yüzeykel burayı temizleyebilir mi? Temizleyemez ama bir insan burayı temizleyebilir. O yüzden mesela amellerimizin ruhu olan ihlas yani Allah rızası için bir şey yapmayı maalesef kendim için diyorum unutmuşuz yani. O ne der, bu ne der, şu ne der, takipçi ne der o ne olur? Aslında sosyal medyanın dijital çağın bize getirmiş olduğu belki menfi noktalardan en tehlikelisi de bu yani. Yani hakka göre değil, halklara göre. Halklara e, göre. Yani ve çok güzel bir noktaya değindim. Ya yani mevzuyu kendimizden uzaklaştırmamak lazım. Kesinlikle. Kendimize çekelim. Birilerinin 40-50 milyon takipçisi aslında var. Evet, orada bir hakikati görüyoruz. Hı. Benim de dediği gibi yani WhatsApp kurumundaki, Instagram'daki kişi adedi Hı. o da benim göründüğüm kişi. Mesela abi yani. 100 kişiden bir iki kişi eleştiri yapacak. Onu kaldıramıyorum yani. bak 100 kişiden o da halbuki 40 milyon sen Allah rızası bilmiyorum. için bir şey yapıyorsan yani. ihlasla. Mesela bir kişinin, iki kişinin senin hakkında kötü düşünmesi evet. önemli olmaz. Ya bunu en çok nerede görüyoruz biliyor musun Salih abi? Bir hakikati paylaşacaksın. Rehberindeki adama göre hakikat paylaşıyorsan sen yanlış oynuyorsun. Yani yanlış bir yerde yanlış var yani. Gerçekten de öyle. Bu şeye benzedi. Bizim bir abimiz vardı. Arabası böyle eski bir arabası vardı. Bu da benim Porsche'um derdi tamam mı? <laughs> yani bizim geniş kitlelerimiz de işte bizim evet. WhatsApp'taki 100 kişimiz Üç 200 kişimiz kişi hiç fark etmez. Enfüse çektiğimiz zaman mevzuyu bu dijital çağın bu menfiliği bizi de vurmuş. Yani ne abi? Bak müspet tarafı neydi? bir bilgiyi, bir hakikati birilerine ulaştırabilmek gibi bir güzel tarafı var. Bakın ben Risale-i Nur eserleriyle, eserleriyle bu şeyle tanıştım. Dijital Ortamda. vesilelerle, bu teknolojik vesilelerle tanıştım. Evet. Bu demek ki bir hakikat müspet tarafı var ama bunun içerisinde yatan bir menfilik boyutu da var yani. İşte dairemiz içinde daha böyle ya mesela e, tamam bu noktası güzel ama işte çoklara ulaşmak davasıyla çoğu şeyden taviz çoğu şeyden, verilen, veriliyor ya. Yani. Veriliyor maalesef. O yüzden ne yapacağız? O zaman bunun müsbet tarafını yakalayabilmek için e, bu hakikatleri, bu güzellikleri veyahut bir şey hiç önemli değil. Birilerine ulaştırmak için bunu müsbet noktada kullanabiliriz. Yani teknolojiyi reddetmiyoruz kardeşim. Bak bu güzel bir nimettir. Allah'a bin şükür yani. İnsanoğlu bunu keşfetmiştir. Cenab-ı Aha. Hak bunu yaratıyor. Ne güzel bir nimet yani. Şimdi mesela buraya yazmışım ben. Aynı anda birçok işi yapabilmek. Bu güzel bir nimet. Yani teknoloji vesilesiyle bunu yakalıyoruz yani birçok işi mesela bu şu an öyle işler yapılıyor ki öyle özellikle mesela dijital işlerle uğraşan kardeşleri daha iyi bilir. Yani normalde o kadar işi belki bir haftada zor yetiştirirsin. Ama bir tek onu bir tek onu ne yapıyorsun abi en basitinden telefonunda bile hemen ödemem varsa ödemeni yapıyorsun. Bir şeyin varsa kardeş yazıyor ona cevap veriyor o bu. Ama burada neyi kaçırıyor olabiliriz mesela? Sizler de ekleyebilirsiniz mesela fikirlerinizle. Neyi kaçırıyor olabiliriz? Birçok işi aynı anda yapmanın menfi bir tarafı olabilir mi? İçerisinde bir menfilik yatıyor olabilir mi? Ekleyecek yoksa önder söylesin. Şimdi abi mesela aynı işi bir an çok e, aynı anda birçok iş yapabilmek dedin ya. Mesela kulaklığı takıyorsun. Medreseyi temizlerken e, mesela ayet ezberleyebiliyorsun. Mesela Salih abi o noktada e, iş yaparken kulaklığını takıyor. on ve sesle Kur'an'dan ayet ezberliyor mesela. Bir anda çok iş yapabiliyor. Dediğin gibi mesela elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyebiliyorsun Hı. hızlıca vesaire. Bunun ama bize getirdiği abi maalesef menfi nokta da bir işe hakkıyla ve layıkıyla odaklanamamak yani tamam dijital çağ ile bir anda çok şey yapabiliyoruz ama o işe layıkıyla odaklanamıyoruz. Mesela örnek veriyorum ben şimdi diyorum ki özellikle çok olur ya bizim dairede de ben risale -Nur okuyorum Risale-i okurken işte dijital çağın bana getirmiş olduğu telefon kulaklıkla ben bir de fon müziği dinleyeceğim işte Yunus Emre'nin fon müziğini dinleyeceğim. Bu sefer buna ben layıkıyla odaklanamıyorum. 100, hakkını veremiyorum. Seni yani. alıyor götürüyor alıyor yani. götürüyor yani. <laughs> Duygusallaşıyorsun bu sefer. Yani farklı bir mana geliyor bu sefer. Aynı anda birçok iş yapma imkanı sağlarken ama bir işe de odaklanamamayı, o işten e, hakkın o işin hakkını verememeyi de maalesef beraberinde getiriyor. Aslında yani. bu odaklanma hakikati insanın e, kaçınmaması gereken bir nokta. Evet. Çünkü mesela ayet o bizde, bize derken fikretmez misiniz? Akletmez misiniz? Buraların hepsinin içerisinde odaklanmak var mesela. Evet. Yani şunu örnek vereceğim. Benim de aklıma sen söylerken o geldi. Kitap okumayı oturuyoruz. Hepimiz mesela bunu mutlaka yaşıyoruzdur. Ee, ya kitap okurken aynı zamanda Önderle de bak müsbet söylüyorum ama evet. hizmet konuşuyorum. Kardeş bu şeyi ne yapacağız kum saatini dersi falan. Hem okuyorum hem yazdım koyuyorum mesaj geliyor koyuyorum mesaj geliyor mesaj. Ben buradan hiçbir şey anlamıyorum. Evet güzel. Yani evet birçok işi yapabiliyorum. Yani normalde benim Nasıl? Birçok zamanım alacak. Kitabı okumayı bitireceğim. Kalkacağım, önderle görüşeceğim bu iş üzerine. Ya bunu yaparken onu da halledeyim bir yarında." deyip zamandan tasarruf etmeyi düşünebilirsin. Ama zamandan tasarruf edeyim derken Kesinlikle. ilimden israf ediyorsun yani. Farkında değilsin. Odaklanamıyorsun. Ben de buraya bunu yazdım. Yani burada da abi şuna dikkat etmemiz lazım demek ki. Her işe değeri kadar değer verelim. Mesela örnek verelim. Ee, arabayla yolculuk yapıyorsun ya da mesela otobüstesin. E, imkanın işte e, yok işte kitap okuyamıyorsun ya da o an mesela dijital çağı kullanıp bir yerden bir yere giderken aynı anda telefonla arayıp konuşacağın bir kişiyle de konuşabilirsin yani. E o zaman şöyle mi demek lazım bir analiz burada bulunmak lazım Evet. böyle benim vaktimi alacak şeylerin uğraşların içerisini doldurabilirim evet. ama e, benim için önemli olan vaktimi ona hasretmem gereken bir uğraşta Kesinlikle. da dijitalliği karıştırmamam lazım yani. Bu şuna benziyor. Yani ben burada bir şeyle uğraşacaksam bir yerde televizyona çıkken ben bunu yapamam Kesinlikle. yani. Çekilmem lazım, odaklanmam lazım. Bunları yapmak lazım. Gerçekten bu, bu çok şey oluyor. yani mesela niye diyeceksin biliyor musun? Ben kendimde gördüğüm bir şey yani. Hem böyle evde bir şey açık, evde bir ses var, hem mesela işim var, işteyim. E şunu da yapayım, şurayı da okuyayım. Ya istifade etmiyorsun. Yani. Evet. Ama dediğin gibi işim var. Mesela işim sabit bir iş. Bir şeyle uğraşıyorum. Kulaklığı taktım. Bir şey dinleyebiliyorum yani, ve değil. oradan istifade edebiliyorum. Doldurabiliriz. Aslında çok da güzel bir nimet yani. Kesinlikle. Düşünsene yani 8 saat iş yerindesin, 8 saat çalışıyorsun, 8 saatin 4 saatini kendini geliştireceğin bir şey. Sohbet olur, başka bir şey olur. Doldursan Dinle. mesela dinlesen bir yandan nimet çıkmış şu an mesela takıyorsun kulağına. Evet. Dinliyorsun yani. Çok güzel bir nimet ama işte içerisinde menfilikle Kesinlikle. yatıyor. Burada hep tek tek bak müsbeti veriyoruz. Evet. Bu müsbetin içerisindeki tehlikeyi menfi veriyoruz. Ama nasıl müspet kullanabileceğimizi de nazara vermeye çalışıyoruz. Var mı abi sen devam et. Senin vereceğin örnekler. Abi yine müspet noktada şöyle bir şey geliyor alime. İnsanın kendini daha kolay geliştirmesi, çeşitli bilgilerle kendini donatması. Yani bir işte kendimizden yine pay biçelim. İşte Risale-i Nur sohbetiyle işte YouTube aracılığıyla, Instagram aracılığıyla neyse tanıştık. Oradan kendini Risale-i dair bilgilerle donatabiliyorsun. Hı. Donatmaktan kastım yani bir şeyleri öğrenebiliyorsun. Ya da mesela örnek veriyorum bir Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsan e, dijital çağda öğrenebiliyorsun. Evet. öğrenebiliyorsun. İlmi hal bilgilerine ulaşabiliyorsun. Bunların hepsini dijital çağda yapabiliyorsun. Ama tabii bunun içinde e, bilgilerle donatmak varken müsbet kısmında menfi kısmında ise Mustafa abi orayı da sen söyle. Nasıl bir Şimdi ben bekler? şöyle düşünüyorum. Mesela sen dediğine örnek olarak ben mesela bugün akıl üzerine bir merakım var. Yani insandaki akıl duygusu nedir? Ben bu akıl duygusunu ya da akıl nimetini nasıl anlarım dediğim zaman bana akıl anlatacak bir adam bulmam lazım. Evet. Arayacağım bunu Önder abim anlatır. Önder abim Samsun'da ona mı gideyim? Ertuğrul abi bizim Konya'da ona mı gideyim? Bak bir uğraş var. Ne Hı. yapıyorsun abi şimdi? Yazıyorsun. İnsan ve akıl. Tak yazıyorsun. tarıp önüne, dökülüyor, önüne dökülüyor İşte burada tehlike başlıyor şimdi. Evet. Ne bu tehlike abi? Ben bir gün bir hakikat araştırıyorum Önder abi. Google amcaya yazdık. Böyle araştırdım da dini bir mesele. Hemen soru işareti tak bir bastım. İlk 3 site. Elhamdülillah daha önceden öğrenmiştim. Sıkıntılı kimseler. Evet. <laughs> ilk Tamam. İlk 3 site onlardan Kesinlikle. çıktı. Yani şimdi sen bu sıkıntıyı neye göre ölçtün dersen elhamdülillah ben ölçmedim. Ehl-i sünnet, Bel e, cemaat. vel cemaat, itikadına uymayan kimselerdi. Kesinlikle tak diye önümüze çıktılar. Bir de sponsorlu. Maşallah abilerim sıkmış. Tabii, tabii. Ee, yani önümüze düştüler. E şimdi ne oldu? Ben orada baktım. Ya bunu ayırt edemezsen işte burada bu menfi kısım burası. Şimdi abi e, biz geçenlerde konuşuyoruz. Gerçekten bu büyük bir mesele Mustafa abi. Bir genç abi İslamiyete Müslümanlığa ısınıyor. Bir şeyler görüyor. Ama burada olay bitmiyor. Dijital çağda e, sosyal medyayı kullanılan dolayı aklına bir şeyler takılıyor. Bir araştırıyor. Dediğin gibi bilmiyorsun şuursuzsa ya Selefi'si mi dersin, Vehhabibi'si mi dersin, Kur'an Müslümanı mı dersin, Kur'an Müslümanlık adı altında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, sahabeleri radıyallahu anh'ın onları mı kötüleyen dersin? Şimdi bak tam dijital çağ güzel bilgiye kolay ulaşıyorsun ama bir anda insanın belki imanını, itikadını çok net bir şekilde sarsacak Kesinlikle. sayfalar da var yani. Kesinlikle. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Şimdi sen şunu düşün, bunun içerisine ne kadar güzel şey atabildiğin gibi evet. ...birileri de bunun içerisine çok yanlış atabiliyor. Bilgiler yanlış bilgiler atabiliyor. Ve bu bir havuz. Evet. Bu havuzun içerisinde kötü etkilenmemek mümkün değil. Kötü etkilenmemek için bir gayret, bir çaba olması lazım. Ama yani benim öyle bir pergelim yok... ...ya da benim öyle bir süzeyim yok... ...ben hepsine bakarım dediğin zaman... ...ben her bilgiyi alırım, ben her bilgiden faydalanırım dediğin zaman... ...mutlaka zarar görüyorsun. Kesinlikle yani. görüyorsun abi. Mutlaka insan bir zarar görüyor. Bir de mesela görüyor. abi burada... E, ...bununla beraber mesela yanlış donanımla beraber... Aslında biz fark etmeden e, itikadımızı bozuyoruz yani. Bunları dinleyerekten, bu adamları esas zannederekten ben itikadımı bozuyorum. Evet. Bu benim en önemli şeyim belki Hı. yani. Evet o zaman bu müsbet kısmı da nasıl değerlendireceğiz? O zaman insanın kendini daha kolay geliştirebilmesi için bir eleği de olacak. Kesin. Yani bu noktada işte bazen senin bir büyüğün, bazen akılca senden büyük bir insan... Veyahut işte bir cemaat veyahut bir topluluk güvendiğin kimselerin de biraz seni yönlendirmesiyle burada yönlendirme derken şunu da kaçırmamak lazım sorgulamadan şuursuzca Tabii. bir körü körüne bağlanıştan bahsetmiyoruz. Evet. Ama şöyle düşünün yani buradan çıktın bir yerde ateş yanıyor Salih senin de o sokaktan geçmen lazım ne yaparsın Salih abi ateşin olmadığı yani siyah dumanın çıkmadığı kokmayayım veyahut bana bulaşmasın diye biraz dikkat ederek geçersin değil mi bir şey öğrenip kendimizi kişisel donanımımızı arttıralım derken bir şeylerden fedakarlık evet. vermemek için daha dikkatli Hatta olmak lazım. Hatta işte belki istifade ettiğimiz nurlarda geçen şu ifade buraya bakıyor abi. Ahir zaman çarşısında yalanla doğru, sıdkla kiz birbirine girmiş. Aynı çarşıda satılıyor. Asr-ı saadette nasıldı? Aralarında uçurum Çok vardı. Çok fark var evet. Sıdkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüler. Kizbi işte Müselli Bey'i kezzaptan gördüler o ki O zaman neydi? Şimdi Bu için. yalandır. Aynen. Görülebiliyordu. Aslında şimdi, o da üstadın dedi mesela ahir zaman çarşısında yalan doğru birbiri içine girmiş. Aynı çarşıda satılıyor. Sosyal medyada diyebiliriz evet. buna bir nokta. Şimdi yani. sen hakkı bulayım derken hak batıl o kadar yaklaşmış kesinlikle. ki yani bulaşıyorsun bir şekilde. Seni zarar görmene sebep olabiliyor. O yüzden yine burada da şuurlu kesinlikle. bir kullanımla Allah'ın izniyle kendini donaltma hakikatini yakalayabiliriz. Gerçekten de insan yani Bugün abi birçok konu var. O çok birçok konunun ehlini ben normalde nereden bulayım? Nereden vakit hasredeyim de ben buna gideyim? Ama ne oluyor? Bir tıkla elhamdülillah bir sürü bilgi edinebiliyorsun. Bir sürü bilgi, konu hakkında bir araştırma yapabiliyorsun. Kesinlikle. Burası müsbet kısmıydı. İnşallah böyle kullanmayı nasip etsin Rabbim. Şimdi tatlı bir mesele. Müsbet kısımda kolay Hı. alışveriş. Dijital çağın en büyük hakikatlerinden birisi Hı. yine. Normalde nedir? Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bayram alışverişlerini... Babam, annem, abim çıkardık abi. Bizim orada meşhur Ertuğrul belki hatırlar. Neredi? Kemerli Çarşı mıydı? Eski Kemerli Çarşı derler. Konya'da götürürlerdi bizi. Herkes orada ama bütün Konya orada Arefe günü, tamam mı? Yani abi kalabalık mı kalabalık? Fiyatlar o gün artmış mı artmış? Yani bir sürü sıkıntı. Evet. Beğenemiyorsun. bir de baban diyor ki hadi hadi hadi, annen diyor hadi ha. hadi. O olur, seneye olur, büyük iyi derken Memnun olmadığın bir alışverişle evet. eve dönüyorsun falan. Tabii o zaman çocukluğumuzdu. Düşünsene şimdi öyle olduğunu hala. Her şeyin tek bir yerde olduğunu veya her şeyin gidip senin yapmak zorunda olduğunu zorlaşırdı çünkü şu an alışmışız evet. biz. Ne abi? Elhamdülillah geçen abinin biri diyordu ben ne uğraşacağım diyor ya. Çoluğu çocuğu alacağım hepsini. Bir sürü çocuk diyor ayrı ayrı el alışveriş yapacağım. Gel kızım. Gel oğlum sen ne istiyorsun? tak tak. Sen ne istiyorsun? Ben bunu beğenmiştim baba. Sana da o. Evet. Ne oluyor? Kolay bir alışveriş hakikati evet. var değil mi abi? Bizim mesela abi oluyor çok zararlı bir şey oluyor. Ya Çıksan mesela bir alışveriş merkezine girsen da alabiliyor değil mi abi? Evet. Ne yapıyorsun? İnternet sitesinden istediğini alabiliyorsun ya. Yani çok güzel bir diyet çok var, güzel çok kolay bir alışverişi alışveriş var yani. Geçen işte, hatırlıyorsunuz geçtiğimiz günler, ismini almak istemiyorum, bilmem ne indirimleri diye böyle pof evet. poflandığı, insanların e, kapitalizmin getirmiş olduğu bir şeyle alışverişe yönlendirildiği evet. bir şeydi. Keşke kaydetseydim, unuttum. Bir meşhur alışveriş sitesi e, bir istatistik yapıyor. Diyor ki şunu sattık şunu sattık böyle tabii onlar kendini yüceltmek için. Ben de orada şu hakikati yakaladım. Bir baktım abi diyor ki bilmem kaç milyon tane ee, sipariş tıklaması. Bilmem kaç bin tane misal veriyorum. Telefon, iPhone bilmem kaç tane satıldı. Evet bugünlerde bilmem kaç milyon tane şundan sattık şu kozmetik ürününden. Şimdi sormak istiyorum kendi kendime bu insanların... Buna ihtiyacı mı vardı? Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Çünkü etkilenmiyorum diyen adam yalan söyler. Kesinlikle. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun abi? Bildirimleri kapatmadıysan işte dijital çağda kendimizi muhafaza etme kısmında konuşacağız. Tak bildirim düşüyor. Uzun zamandır aradığın iPhone 13, Pro Max bilmem şu fiyata düşmüş. Diyorsun ki ya şimdi iPhone 13 Pro Max de çok şey bir örnek oldu ya. İnsan çünkü onu bir anda şöyle oturup da... Ayı düşmüş alayım diyeceği bir şey değil. değil Başka bir şey değil. Bir kitap mesela bakıyorsun normalde belli bir para yetmiyor paran. O an bakıyorsun indirim'e girmiş. Hemen ne yapıyorsun? Giriyorsun. Evet bu bir hakikat. Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Hemen kolay ulaşıyorsun dedik. Ama ne abi? Gereksiz, şuursuz az önce ondan Kesinlikle. bahsettik. Gereksiz, şuursuz alışveriş de artıyor. Benim ihtiyacım yok ki. Bir bakmışsın abi eve gelen kargolardan 3-5 gün sonra oturmuşsun ev halisiyle. Ya biz ne yaptık? Diyecek hale geliyorsun. Çünkü bir sürü şey gelmiş. Bir sürü şey almışsın. E indirimdeydi canım. Almasak da. Ama ihtiyacın yok. Kesinlikle. İhtiyaç mı? İstek mi? Kısacası halisinde evet. bunu konuşuyorduk ya abi. O yüzden kolay alışveriş bir hakikat. Ama ne abi? Bunun da menfi tarafı gereksiz alışveriş. Çok yakından tanıdığım sevdiğim bir abim söylüyordu abi. Yani hiç alakasız, gereksiz bir şekilde işte e, memur eşi de yani sürekli alışveriş diyor. Kargocular bize çalışıyor diyor. Yani e, getiriyor, götürüyor sürekli kıyafet, ayakkabı, kıyafet, ayakkabı. Yani doldu taştı diyor dolaplar ama gereksiz alışveriş. Gereksiz. Çünkü o da e, insanın tatmin olmayan taraflarını onunla tatmin edeceğim zannetmesi Kesinlikle. aslında yani. Ya bugün mesela meşhur bu... Eşyada mutluluk aramak. Tabii tabii. Tabi. Yine in, bu ilk başta konuştuğumuz evet, aslında insanın e, kendini tanımlamasındaki evet. yanlışla başlıyor bu mevzu. Yani bu meşhur alışveriş sitelerine girdiğimiz zaman bugün bak hiçbir ihtiyacın yok. Yani gir bir şey alma isteği Doğmaya başlıyor insanda. Çünkü adam bu koskoca yazmış. Şuna indirim, bunda indirim, sana özel indirim, babana özel, ana'na özel evet. indirim derken bir bakmışsın kendini e, iş gereksiz şeyler almış Anladım. olarak Anladım. buluyorsun yani. Evet. O yüzden dijital çağın kolay alışveriş. Bak en başta onu söyledik ya. Dedik ya abi gitmeden tak kapına geliyor güzel bir şey. Bu müspet tarafı. Ama menfi tarafı Tabii. gereksiz alışveriş. Burada gerçekten elhamdülillah zamanda konakta biz bunu konuşmuştuk. İktisat risalesinde. E, benim için çok güzel bir Mihenk şey olmuştu. Tabii sonradan yıprandı bu biraz ama şu İhtiyaç mı? İstek mi? İstek ise israf oluyor. İhtiyaç ise israf değil kardeşim. Tabi bu ihtiyaç algısında da sen az önce ne dedin abi? Gayri zaruri şeyler zaruri haline geldiyse sen ihtiyaç algında da bozulmaya başladı evet. Şimdi bu sefer diyorsun ki abi benim iPhone'a ihtiyacım var. Sneak Veyahut benim şu hep iPhone'dan gidiyorsun. gidiyoruz. Karşıma koyarsanız iPhone'u şimdi hep iPhone'da. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Abi diyor benim e, 10 tane gömleğe ihtiyacım var. Kardeşim senin 10 tane gömleğe ihtiyacın var. 3 ya. tane. Senin birkaç tane gömlek tamam işini görür Allah'ın izniyle. Ya yaptığın işe göre, farklı şeylere göre bu değişkenlik gösterebilir. Örnek olsun diye istiyorum. ama istek mi, ihtiyaç mı? İhtiya. Bunu sorarsak gereksiz alışveriş mi, yoksa doğru alışveriş mi? Bunun farkına varız Dijital çağın işte insana bir müsbet ve menfi. Aslında mempiyedir. mesela zahire de bakıldığı zaman şimdi yine düşünüyorum abi arka planda sen konuşurken. Yani dijital çağ konuştuk başta. Niye dedik bu zamanı dijital çağ? İnsan tanımlaması çok önemli abi. Çok önemli. Hepsi Oradan değil, başlıyor, süre geliyor. Ya, yanlış insan tanımlaması... Dijital çağı çoğu zaman menfi kullanmaya Kesinlikle. sebep olur. Ama doğru bir insan tanımlaması müsbet şekilde kullanılması olur. Ya mesela sen diyeceksin ki abi ben neyden ben maddeden mi ibaretim? Evet. Benim boyutum iki boyutumu neydi abi? Mülk ve melekut boyutum hı. var. Şimdi bunlar nedir? Bunları geçtiğimiz derslerde konuştuk. Evet. Ya ben o zaman mesela insan ve akıl dersinde konuştuk. Akıl, akıl nimetini kullan abi işte. Ben kendimi ne olarak tanımlıyorum? Ben kendimi sürekli hazla mutlu olabilecek bir insan olarak ya da bir varlık olarak tanımlıyorsam bu insan buna oturmaz çünkü Kesinlikle. bununla tanımlıyorsam evet alışveriş yapabilirim ve sonunda göreceğin hakikat şu onunla tatmin olmayacaksın evet. ama ben kendimi bununla değil benim bir meleküt boyutum var. Benim bir ruh boyutum var. Benim bir maneviyata olan ihtiyacım var. Benim kendimi tanımlamam bu şekilde ise zaten o seni doğru bir konumuz alışverişe şu an alışverişe götürecek. Evet. İhtiyaç halindeki zaruri alışverişe götürecek Allah'ın izniyle. Şimdi buna ekleyeceğim bir şey var mı? Yok abi. Yoksa yeni bir şeye götürelim. Mesela bu çok yani tam da Ertuğrul karşımdayken güzel bir konu. Home office dediğimiz bir şey bu dönemde böyle nazarlarımıza çarpmıştır çoğumuzun. Evet. Çok home office çalışan arkadaşlarımız var böyle. Değil mi? Sen çoğu zaman home office çalışmışsındır. Hüseyin'le muhabbet ediyoruz. Şimdi Hüseyin benim yol arkadaşım derslerden eve giderken uzun uzun konuşma imkanımız oluyor. Hüseyin çok şikayet Home office çalışmaktan. O gün açıldı bana bu mesele elhamdülillah. elhamdülillah. Ben home office çalışmayı ben değil biz çoğumuz nasıl görürüz Salih abi? Lan şunlara lan. Oturuyorlar evde tamam mı? Hanım getiriyor çayı ya da anne getiriyor çayı çorbayı. Bunlar çalışıyorlar. İstediği zaman kalkıyor şunu yapıyor falan. Tabii biraz da bilmediğimizden yani o konunun cahiliyiz. Aslında tam olarak da öyle değil. Böyle değerlendirmiş ve genelde de özenmişizdir yani. Biz işe giden böyle sabah belli bir saatte işte olmak zorunda veya okulda olmak zorunda olan insanlar... Şimdi ben dedim ki evinde olmak, evinde iş için dışarıya çıkmak, zorunda kalmamak aslında müsbet bir taraf. Bak bu home office çalışma olayının e, türevlerini pandemi döneminde çok yani gerçekten mükemmel şekilde gördük. Yani Cenab-ı Hak bu noktada bize gösterdi. Niye biliyor musun? Okul dahi durmadı Allah'ın izniyle. Eksiğiyle fazlasıyla oralar tartışılır ayrı ama adamlar dersine devam etti. İnsanlar toplantılarına hmm. devam etti. İnsanlar işlerine devam etti. Hatta bir şey keşfedildi. Adam dedi ki bu böyle iyiymiş. Biz ne yapacağız ofis ofis? Biz böyle devam edelim falan. Hala devam edenler var, evet. duyuyorum. Bu müsbet tarafı bak. Dijital çağın teknolojinin getirmiş olduğu, bununla keşfedilmiş olan diyeyim, güzel bir taraf. Menfi tarafı o kadar çıkmış ki Salih abi bunun. Ben e, bunu bilmiyordum. Şu an psikolojide falan e, bununla ilgileniyorlar. Ne biliyor musun abi bak? Bu mükemmel bir yalnızlık getiriyor insana. Yani var mı öyle bir hakikat Ertuğrul? Her birinde sana soracağım şimdi cevap vereceksin. E, yalnızlık getiriyor. Buraya yazmış bir asosyal yaşam diyor asosyalsin demeyeceğim. Elhamdülillah biz buradaki kardeşlik vesilesiyle asosyal değiliz ama sürekli o şekilde olan insan asosyal. Bugün Japonya'da belki home office ya da bu tarzda çalışmanın en yüksek olduğu ve toplum olarak kendini yalnızlığa çekmeye çalışan bir toplummuş Japon kesiminde sanki çok gördük biz de. Öyle ama <laughs> tabii bu dijitallikle edindiğimiz evet. bilgiler. <laughs> Orada böyle bir hakikat var ve intihar vakalarının en yüksek oranda olduğu yine Japonya o taraflarda çok var. E şimdi diyorsun ki sıkıntı ne? Yani Bizim oranın tablet. Derdin ne kardeşim? Hem evden çalışan, hem rahatsın, sıkıntın yok falan. işte bu adamlar home office. Yani bu dijitalliğin getirmiş olduğu bu müspetlik içerisinde menfi bir şeye yakalanıyor abi. Asosyal yaşam. Düzensizlik. Var mı abi böyle bir hakikat? Hüseyin bunu söylüyor. Abi diyor, düzenin olmuyor. Ya düzen diye bir şey olmuyor. Bir insan normalde işe, okula kaçta gider? Misal veriyorum. Bellidir saat. Abi diyor, bazen kalkamıyorum, bazen kalkıyorum. Ya işi yetiştiremiyorsun. Ya bak, insanın Bunlar neye bak biliyor musun abi? Hikmetle iş yapmaya muvafık olduğun zaman, hikmete muvafık iş yaptığın zaman insanda da mutluluk haz artıyor. İnsanın yatağını toplaması bile umut. Sabah kalktığı zaman insan üzerinde mükemmel bir etki oluşturuyormuş. Niye? Kainatta bir nizam, intizam var. O nizam ve intizama sen de uyarsan sen de güzel etkiler. Çünkü kainat neyse o insanda değil mi abi? Kainat bir alem dedik o ademdedir dedik. İşte o yüzden bu home office çalışmada da bu düzensizlikle beraber acayip mutsuzluk geliyor. Şimdi patır kütür kalkıyor adam yatak orada o şekilde. Geliyor kahvaltı yapmamış mesela hemen işe oturuyor. Ya da yediği yemek saati belli değil bilmem ne derken bunun örneğini arttırabilir. Ben bunu bizzat birinci ağızdan bu çalışan kardeşlerden dinlediğim için home office çalışan biri değilim. Ama home office'in içerisinde genel itibariyle düzen, nizam daha sonra işte bu asosyal yaşam sıkıntısı bunlar görülebiliyor. Yer okuyacaksın herhalde. Üzerinden. Abi okuyacaktım ama şey yapamadım bulamadım. Şeyde geçiyor ya işte saklık istirahat <laughs> döşeğindeki. Hayat e, hayır mahsından çok şerr mağaza yakındır. Yakındır. Yani o evde çalışmayla home office çalışmak da beraber aslında sağlık sorunları, Sıradan, hareketsizlik ondan bak, sonra. Çok güzel. Sağlık sorunları olur, yazmışım evet. zaten. Yani bunlar çıkıyor. Ben de oturarak çalışıyorum bir nebze ama bizim yine hareketimiz var elhamdülillah. O hareket olmasa mesela birçok arkadaşımız bel rahatsızlığı, evet, sırt evet. rahatsızlığı çekiyor. E o bu kardeşlerimizle mesela bilgisayar başında ve teknolojiyle çok muhatap olan kardeşlerimizde ne mi Umut? Genelde boyun ağrıları, göz bozukluğu, ağrı. göz bozukluğu mesela. Gözleri sıkıntılı. Ya işte hareket yok. Ne diyor? Faaliyette lezzet vardır, Faaliyet harekette bozukluğu. bereket vardır yani. İşte biz aslında müsbet tarafı var evet evinden çalışıyorsun. Yani Özellikle de işvereni açısından falan evet. çok güzel tarafları var. Bu bir müsbettir. Ama bunun içerisinde işte yine bir menfilik yatıyor. Doğru muyuz abi? Evet. Onaylıyoruz. Çalışan kardeşlerimiz onayladı. Şimdi buna ekleyeceğim bir şey yoksa? Yok abi. Yeni bir müsbet kısmı yakalayalım Allah'ın izniyle. Ben buna menfi bir şey yazamadım zaten. Müsbet olarak gördüm. Yani hep de müsbetin menfisi olacak diye bir şey yok. Burada müsbet gördüğüm bir şey. Dijital kitap argüman vesaire ulaşmak çok kolaylaştı evet. değil mi abi? Geçen böyle bir kitap arıyorum. Kitaba baktım çok pahalı. Bir kardeşimiz elhamdülillah. Kardeşte pdf'i varmış. Hemen bize attı. Tabi buradan da şey anlaşılmasın. Bazı kitapların böyle korsan <laughs> pdf'leri öyle bir şey değildi o. Ya bakıyorum dedim ki ben bu kitabı. Bak buna en güzel örnek şu olur. Risale-i Nurlar yazılırken abi. Getiriyor. A abi mesela B abiye veriyor. O kendi için yazıyor. Yani çoğaltmış oluyor. Sonra diyor ki evet yazdım al bu sana. Bak her bir söz ha bu bu arada. Bir bölüm. Ya şu an bizim önümüzde yukarıda kitaplığımız var bak külliyat kaç tane. Telefonda. Telefonda ya. Dijital özellikle. Bak dijital çok güzel. Dijitallik de var. Telefonun Hı. içerisinde. istediğin yerde istediğin şeye ulaşabiliyorsun. Ya eskiden abilerin mektuplarında bunu çok görüyoruz değil mi? Bir mektup geliyor. Abi nasıl mutlu abi. Ve o mutluluğun içerisinde ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki ben bunu çoğalttım kendime diyor. Size gönderiyorum diyor. O da çoğaltıyor ona gönderiyor. Yazıyor yani kendi için. Bak dijital argümanlara ulaşmak çok kolaylaşmış. Menfi yazmadım demiştim. Menfi buradan çıktı. Elhamdülillah. Yani benim yakaladığım menfi şu. Bu sefer de değer. Gözümüzdeki değer azalıyor biliyor musun? Şöyle de var abi. Mesela menfi kısmı tamam dijital kitap ve doküman ulaşabiliyorsun ama yine seni kötü etkileyecek dokümana da ulaşabiliyorsun. Evet, Fikri, itikad noktada seni etkileyecek kitaba dokümana da çok çok kullanabiliyorsun ki şey. mesela o kitapları, o dokümanları tam tersine o gürüller bedavaya dağıtıyor. Bedavaya dağıtıyor. Evet. Çok güzel. Bak seni yakaladığın farklı bir menfi taraf ve çok güzel. Allah razı olsun. Bende de şu yani şimdi mesela bize bu kitaplar, şu Risale-i Nur eserleri böyle mesela ne dedik? Şu an 21. söz önümde açık. 21. Hı. sözü verselerdi. Abi Devam yok mu bunun? Da Biraz dur. İşte bunu bir yaz bakalım. Yazacaksın sana öteki nasip olur. İnşallah abinin biri gönderirse, kardeşim biri gönderirse vereceğiz deselerdi. Dört gözle hmm. beklerdik. Ve bizde gerçekten değeri çok daha farklı olurdu. Ama bugün düştüğümüz bir gaflet var. İşte eserleri alıyoruz külliyat olarak. Hatta böyle bu eserlere ısınan kimseler de hemen külliyat alayım şey oluyor böyle. 14 kitap alıyor ve koyuyor. 14 kitap yıllarca öyle durabiliyor. Net, aynı şeyi. Yani satıyor ondan sonra. Sıkıntı ne biliyor musun <laughs> işte? Aynı şeyi biz Kur'an-ı Kerim yani Yüce Kitabımızda da yaşıyoruz. Bakıyorsun sahabe-i kiram zamanında Hazreti Osman kitap suhuf haline getirmeden önce değil mi abi? Herkes onu şey şimdi ama ne bir yere koyuyoruz. Suhuf orada duruyor. Değil mi? Güzel bir nimet olarak bak Hazreti Osman bunu yapmış ama biz kıymetini bilmiyoruz. Aynı şekilde bu her şeyde geçerli. Benim mesela evde e, okuduğum alanla alakalı, çalıştığım alanla alakalı bir sürü kitap var. İnan bana çoğunu okumadım. <laughs> ama onları bana yani hani niye biliyor musun? Çünkü eğitim alırken <laughs> biz ver verdiler böyle. Al. Bedava ya. Öyle bir de hemen ulaşmışız dijital ortamda da ulaştık evet. bunlara ama parça parça bize verilseydi o zaman belki kıymetini bilirdik. Bu da yine bir müsbet tarafı yani bir dijital argümana bir ihtiyacımız olan kitaba vesaire hemen ulaşabiliyoruz. Çoğununda dijital ortamlarda aplikasyonları mevcut hemen indiriyorsun kullanıyorsun yani. Yine bir müsbet taraf bilgi ve fikirleri karşılaştırma farklı kişilerden istifade edebilme hakikati yazmışım mesela. Bunu az önce bir meselenin içerisinde bahsetmiştik aslında. Mesela ne dedik? Bir konu araştıracaksın. Yazıyorsun. Önüne bir sürü kardeşin, abinin videosu çıkıyor. Bir konu hakkında araştırma yapıyorsun. Bir çok yani müspet noktada dairemiz içinde Risale Nur'a yıllarını vermiş abilerden istifade evet. edebiliyorsun. Yani tek bu tek kişiden de kalmıyorsun evet. bak. Yani bu da güzel bir şey. Bazen bir şey araştırırsın mesela tek bir bakış açısı yeterli kalmaz. Evet. Çünkü az önce ne dedik? Bak biz aynı yeri okuduk. Önder farklı bir nokta yakaladı. Bize farklı bir nokta nasip oldu değil mi abi? Yani ne Burada kişi sayısı arttı ve bakış nazar da arttı. Evet. İstifade de arttı. Aynı onun gibi. Yani dijital çağın getirmiş olduğu güzel bir vesile olmuş olduğu bir nimette ben bir tıkla elhamdülillah bir sürü bilgiye, bir sürü ağızdan, bir sürü gözden, bir sürü bakış açısından ulaşabiliyorum. Bu Hı. da güzel bir şey. Bunun menfi tarafı olabilir mi abi? Tabi abi yani her müsbetin de bir menfisini bulduk Allah'ın izniyle zaten. En evet. son de bulduk. bunu da işte abi fikir çatışmalarında kötü etkilenerek menfi fikir ve ideolojilerden etkisinde kalma. Ya evet. ekleyeceğim bir şey abi o da şimdi geldi. Bilgi ve fikre çok ulaşmak ve farklı kanallardan da istifade etmek güzel. Ama bizim Hasan Yendir abi hep söyler ya bilgiçler çok arttı. Evet. Çok arttı. Yani maalesef çok var oluyor izliyor aynısını yazıyor ondan sonra çıkıyor onu anlatıyor mesela kendi çalışması, araştırması yok. Alıyor, izliyor, not alıyor, geçiyor bunu, insanlara evet. anlatıyor ki belki de hani bilgi ve fikir ulaşmak güzel tamam ama kendimi geliştirmem için güzel. Ama ben onu alıp Mustafa abinin fikrini ben gidiyorum işte B yerinde pazarlıyorum. Ya bir çalışmam, bir gayretim, bir, bir şeyim evet. olmadı ki kendim istifade edeyim tamam dinleyeyim. Onu dinleyeyim ondan sonra kendim oraya çalışayım yok. Maalesef. Şey. Dinle, Özellikle şu an abi mesela medreselerde bu çok var Mustafa abi geçen Samsun'da bir arkadaşla konuştuk şimdi yani güzel mesela örnek veriyorum bizim Hasan Yıldır izliyor. diyor ee, yazıyor notu alıyor örnek veriyorum gidiyor omuyor bunu aynısını anlatıyor yani şöyle insanlara sirayeti çok zor olur gibi geliyor bana. Bunu, Biz bunu yani. Hasan abiyle güzel bir tabir çıkmıştı konuşurken kişi kendine açılanı değil açılmışı anlatıyor aslında evet. yani. Kendi ettiği istifade değil, birinin ettiği istifadeyi anlatıyorsun. Sen artık bilmem kaçıncı şey oluyorsun, ağız oluyorsun. Evet. Buna gerek yok. Aslında sen kendin bizzat istifade ettiğini anlasan belki daha etkili olur. Ya örnek Üçüncü ikazı kendim okuyayım, çalışayım. Sonra da açayım Mustafa abi Burak hakkında ne demiş? Evet. Dinleyeyim, istifade Beslersin onu. Beslersin, takviye yaparsın. O başka bir şey. Ama tamamen böyle dijital çağının getirmiş olduğu bir şeyle izleyeyim. Bu sadece Risale-i dairesinde değil. Onu örnek Okullarda öğretmenler belki hocalar vesaire de işte şu profesör şu ne, bu ne demiş, öğretmen ne demiş onu direkt alıp aktarıyor. Ben sana yani. daha şey bir örnek vereyim. Böyle alemimize otursun. Bir de böyle sadece hizmet dairesinden vermiş olmayalım. Hastanede mesela hasta olarak gelip doktorluk yapan çoktur böyle. <laughs> ya bununla bu toplumumuzda hatta evet. günlük bir şeydir. Ben hastanede çalışıyorum. Elhamdülillah gelmeden toplumumuz bilinçli bu noktada araştırıyor diyor ki benim buramda bir ağrı var. Adam yazmış buradaki ağrını ben de bunu birkaç sefer yaptım gerçekten öyle şeyler. En kötü senaryoyu yazmış. Tabii <laughs> sen. diyor ki kusma mı var, ağrı mı var, İnternet böyle <laughs> kanser olabilirsin tamam. <laughs> Halbuki bu pandemi döneminde bunu çok yaşadık. Abi belirtileri bu okuyorsun bütün hepsi <laughs> tamam. Öteki <laughs> hastalıklarda olan belirtiler zaten. Şimdi sen farklı bir hastalık da olabilir ama kendini hemen Covid sanıyordun. O dönem öyleydi. Şimdi de doktora geliyor hocam ben şu şeyim var araştırdım e, şu olabilirmişim tamam. Bu da reçete. Al buyur o zaman ilacını. Yaz. Git diyesi geliyordur doktorların. Yani gerçekten bu da öyle mesela. Bu yine dijital çağın getirmiş evet. olduğu. Çok güzel bir nimet bak. Ben çok kez yaşadım bunu. Mesela çocuğun durumunda falan, çocukta olan bir şeyi mesela bir anda görüp yazıp internette, "Aa böyle olabilirmiş. Hemen doktora gidelim." noktasında seni güzel bir uyaran olabiliyor. Ama işte bu da Tabii çok evhamı, vehmi, korkuyu da pompalayabiliyor. Geçenlerde akşam medresede yatıyoruz. Eee ile aynı odada Salih abiye dedim ki ya böyle kaşınıyorum abi dedim gece özellikle. işte oldu bayağı. Dedi ki şey dedim bakayım internete dedim. İşte gece kaşınması. E, şizofreni olabilirsiniz. <laughs> Salih abi dedim ben şizofrenmişim abi dedim. O da gülüyor gece ya abi bırak şu Google'ı diyor. Google'a mı sordun? Diyorum abi ben şizofren olabilirmişim. Acayip bir insana korku yapam da pompalıyor Kesinlikle yani abi. yani. O yüzden evet bir müsbet taraf var. Evet. Fikre bilgiye ulaşmak. Birçok fikri bilgiyi almak. Evet. Ama bunun e, menfi tarafı da Fikir yani alakası olmayan şeylerden etkileniyor. Bugün gördüm ya. abi tevafuk dersimizde hani menfi ideolojilerden etkilenme dijital platformlar silahtır diyor. Bunu diyen 8 milyon takipçili bir adam. Silah olarak kullanıyor. Ne? Ya işte örnek menfi fikir akımını insanlara aktarmış oldu. Onların kafasına de değil, değil zaten. Bizim. Evet silah yani. yani, silah yani. Herkes bunu böyle kullanmaya çalışıyor dijital platformlar. Şu an mesela ülkeler bile Ülkeler çapında bile mesela bir şey yapılacak. Sosyal medya Kesinlikle. çok kullanılıyor mesela bu. Evet. Yani demek ki bu dijital bir silah olarak adlandırabilir yani. yani. O yüzden işte o zaman ne Bunun müsbetini söyledik. Menfisini bizim burada kendimizi muhafaza edebilmemiz Kesinlikle. lazım. Ne abi? Abi her bilgiye hemen atlamayacaksın hani yani. Hani diyoruz ya her önüne geleni izleme, <gülüyor> dinleme. Çok güzel. <laughs> yani bu bir ölçüdür. Her ya Bunu zaten dinleyen, şey, şey kısmında, kendimizi şey nasıl okumam. muhafaza ederiz kısmında konuşacağız da. Evet. İnsanın bir süzgeci olmalı değil Kesinlikle mi Kesinlikle Bu süzgeç de yine işte kendini tanımlamanla alakalı. Evet. Abi ben neyim? Ben önce kendini değerli göreceğim. Bak bu ego değildir Salih tamam. abi. Ben Allah'ın yaratmış olduğu değerli bir varlığım ve bana insaniyet gibi bir şey yüklemiş Cenab-ı Hak. Kesinlikle. Benim bunu muhafaza etmem lazım. Yani. Bunu duasında bulunmam lazım değil mi? Kesinlikle. Bunun duasıyla muhafazayı nasip edecek Cenab-ı Devam edelim. Buraya ekleyeceğim bir şey yoksa yine güzel bir yere geliyoruz. bak. Yani çok 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 dertli olduğumuz bir nokta. Sosyal medyaya biraz giriş yapalım. Sosyal medya aracılığı ile, bak müsbetten bahsediyorum önce yine. Müsbetle giriyoruz. Eş dost, arkadaş, eski akrabalar, ahbaplar, değil mi böyle? Onlara ulaşabiliyor ya. Evet. Annem ya, annem benim ellerinden öperim 50 küsur yaşında da geçen öğretmenimi buldum. Ölmemiş mi? <laughs> öğretmenimi buldum diyor. Allah hemen bulmuş. Gerçekten de yazmışlar, etmişler. Bak teyyen hatır gönül Allah razı olsun helallik alıyorlar falan filan. Hala hatır soruyorlar. Bak evet. güzel bir şey. Akrabanı buluyorsun uzaktaki. Evet. Ya yalan olmasın. Bizim uzaktan bir akraba mıydı? Bir şeydi böyle. Yıllardır kayıp olan kardeşini mi buldu? Böyle bir şeyler oldu yani. Bak nelere de vesile oluyor yani. Evet. Orijinal şeyler var. Evet güzel de bir şey var. Ee, niye mesela? Biz abi çoğu medresemizin tanışması yine bu vesile olur evet. mu? Olmadı mı yani? Kesinlikle. Mesela ben seni tanımazdım. Aynen. Sen beni Hasan abi. Ne? Elhamdülillah. Biz bakıyoruz. Aa böyle bir dershane de varmış. Hizmet ediyor. Bak videoları var. Kardeşler elhamdülillah toplanmışlar. Birbirimizi bulduk sosyal Şimdi zoom deriz. dersleri yapıyoruz ya. Bazen Whatsapp'ı biri bana yazıyor. Diyorum abi çıkartan Zoom dersinde şey görüşüyoruz ya falan. Elhamdülillah mesela orada ya tanışıklık olmuş ya. Yani. acayip bir mesela Zoom dersine katıldığın adamı gördüğün o yabancılık çekmiyorsun, direkt sarılıyorsun falan. Gerçi herkes sarılıyor, fark etmiyor da acayip bir dijital çağın şeyi var. Ama bunun bir de getirdiği menfi bir şey var abi, Mustafa abi. Nedir abi? Ya bunda işte e, mahremiyetin kalmaması, özent yaşantılar, ondan sonra aldatma vesaire şeylerin artması na ek olarak yine abi. Mesela e, şöyle oluyor. Örnek veriyorum geçen de abime emanet nasip oldu geldi. bir fotoğraf attı. Çoğu akraba oraya yazmış. Ben Facebook'ta işte örnek veriyorum yazdım diye yorum yazdım diye arama gitme gelmeye ihtiyaç duymuyor. Bak ya, onu da ortadan bir kaldırıyor bir mesela. Çok güzel, çok güzel. O irtibatı kopartıyor yani Sıla-i Rahim'i Sıla Rahim kesiyor, kesiyor. Bir yandan bir yandan buluştururken tamam kabul ediyorum ama bir yandan işte örnek veriyorum Görüyorum ne yapmış iş i̇şte hastaneye yatıyor geçmiş olsun Allah şahı versin. Ne arama ne gelme ne gitme. Çocuk oluyor ne arama ne gelme ne gitme. Tamam yorum yazdım Geçen ya. Geçen birisi buna ne dedi biliyor musun? Diyor ki biliyoruz zaten adamın ne yaptığını. Ölü değil. Şey ya, değil biliyorum. Radyo göründü adamların yani, evet. her gün paylaşıyordu ya. Yani. Hani evet, evet ama evet işte ilişkileri ortadan kalktı. Yani. İrtibatı ortadan kaldı Bak şu şey kısmına biraz değinmek istiyorum. Bu sosyal medya aracılığıyla gerçekten şunu hepimiz fark ediyoruz. Bu toplumsal da bir sorun haline gelmeye başladı. ...mahremiyet diye bir şey kalmadı abi. Yani. Evet, İnsanlar kendi ev ortamına, ...kendi yani ikili ilişkilerini... ...bir arkadaş olur. Bu veyahut eş arasında olur. Her şey paylaşılır hale geldi. Bu bir derttir bak yani. Normalde evet güzel tarafı var bu sosyal medyanın. Birçok insana ulaşmak, birçok şeyi duyurmak... ...birçok şeyi duymak... ...birçok bilgiyi edinmek. Bütün bunları bugün bak elhamdülillah... ...bu ortamlarda yapıyoruz yani. Instagram'ıydı, oydu, buydu. Bak YouTube'u kullanıyoruz elhamdülillah... ...birilerine ulaşıyoruz falan ama... Ee, bunun işte menfi tarafları da var yani. Mahremiyet diye bir şey. Eleğimiz yok ya. Çok acayip. Bak yine bak insaniyetimizi nasıl tanı Ben insan kendini nasıl tanımladı? İnsan kendini eğer yanlış tanımladıysa öyle gidiyor. Yani sen diyorsun ki ben maddeden o zaman sen her şeyi izlersin abi. Evet. Sen ayırt etmezsin. Ve bakın buraya da anekdot olarak bunu ekleyelim ki bilinsin. İnsan kendini doğru tanımlamadığında ve böyle açıklık saçıklık gibi şeylere çok yönelip sosyal medyada mahremiyete dikkat etmediği zaman İnsan insanlıktan çıkıp türlü çeşit hastalıklara maruz kalıyor. Bugün Risale-i geçmez mi? Nisyan diyor değil mi abi? Aramanazar nazar nisyan verir, unutkanlık verir. Çağımızın hastalıklarından biridir. Vesveseler, daha başka şeyler. Kesinlikle. Mesela... E daha türlü türlü hastalıklar belki burada dile alınmayacak, söylemeyecek bu, hastalıklar ortaya çıkmış. Bu asırda abi vesvesenin çok artmasının temelinde günahların çok olması vardır. Geçen çok. bir Samsun'da bunu elhamdülillah ders yapmıştık, onu konuşmuştuk. Niye her konuştuğu hatta hatırlıyorsan geçen gün bir arkadaş geldi. Aşağı indi Mustafa abi dedim bunun vesvesesi var. Yukarı çıktı dedim ki abi işte vesvesede bu zamanda hasta. Ya ben de ondan muzdaribim. Kimle konuş böyle genç yeni vesvese. Niye? Günah çok sosyal medyayla beraber ki o dediğin çok güzel abi. Hani kendini madde itibariyle ırtı, madde olarak zannettiğin zaman her önüne gelen izliyorsun. Bugün çok affedersiniz bir serçe kuşu hayvandır işte muhabbet kuşu bir hayvandır. Evde tut televizyon o da izler. Eğer ben sosyal medyayı kullanırken estağfurullah deyip başımı çeviremiyorsam evet. ya da dikkat etmiyorsam ondan ne farkım kaldı? Yani aslında... O çok... da her şeyi izliyor. Geçen bir hocamızdan yine dinlemiştim. Güzel bir tabir. Dijital çağın kölesi olmuşsun diyor. Seni yönetiyor bak. Sana her şeyi izlettiriyor. Seni evet. normalde bakmaman gereken şeye baktırıyor. Merak etme. Sen şey artık oranın kölesi olmuşsun. Şimdi kum saatimiz de bitiyor. Son e, toparlayalım e, inşallah. Birkaç müsbet ve müebbet Onları da hızlıca söyleyelim. Evet. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu dersimiz böyle müsbeti menfi konuşarak geçti. İkinci dersimizde de burada kendimizi nasıl muhafaza ederiz? Hı. Neler yapmamız lazım? Oraya değiniriz. Şunu söyleyeyim. E, her şeyden haber... Son zaten bu. Hı. Her şeyden haberdar olabilme yerini... Mesela bu her şeyden haberdar olabilme güzel bir şey bir noktada. Bazen yeri geliyor abi. Bir şeyi, çoğu şeyi biz sosyal medya aracılığıyla duyuyoruz. Yani cahil kalmıyoruz bazı noktalarda. Hı. Elhamdülillah. Ama bunun da menfi tarafı var. Yani Seninle hiç alakası olmayan işlerle ilgileniyorsun. Senin hiç yani ötende berinde senin seninle alakası yok ki. Mesela bu nasıl geçiyor? Bunu Risale-i Nur'da bir bölüm var. Oraya hemen okuyup bitiriyoruz dersin inşallah. Bak diyor ki bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin, dünya meşgalesi meşgaleleri dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemi bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyorsun. Mesela Zuhal'in etrafında halkaların keyfiyeti nasıldır? Amerika tavukları ne kadardır? Yok mu böyle meseleler? Sosyal medyada dolu abi ya. Amerika tavukları ne kadar diye üstelik burada yazmış. Bunun türevi bir sürü şey var. Geçen bir düşüyoruz. Ya dedim ki ben, bu bana ne katıyor ki şu an dedim. Niye ben bunu okuyorum ya? Bana hiçbir kattığı bir şey yok. İşte yine nereden? İnsaniyetimi ben insanlığımı tanımlamamla alakalı. Gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistik feninden bir kemal alıyorsun. Ya bana lazım olan bir şey değil ki ya. Şöyle şuna bir örnek verelim abi. Ee, Zuhal'in etrafındaki uzayda yaşamı merak edip ettiğim kadar... O mutlak başıma gelecek olan kabre ve kabirden sonrasını merak etme. Allah Allah. Bak insanın merakını sosyal medya nasıl dağıtıyor? Uyutuyor ve uyuşturuyor. Yani merak etmen gereken şeyleri Şeyi etmiyorsun. merak etmiyorsun. Mal, yani mesela örnek diyorum ya, işte Amerika'da, e, Amerika'nın sokaklarında işte vesairelerini böyle belgeseller var, geziyorsun. Ama seni ahiretin sokaklarında gezen Kur'an'ı merak etmiyorsun. Senin ebedi hayatını merak etmiyorsun. Mutlaka merak etmiyorsun. Ya yani. bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Uzayda yaşam var mı yok mu? Şunu sorayım. Kabirde yaşam var mı yok Kesinlikle. mu? Sen yok mu olacaksın? Ben yok mu olacağım? Bu değil ama sosyal medya dijital çağ bize merak etmemiz etmememiz gereken şeyleri merak ettirerek merak asıl mevzudan uzaklaştırıyor Kesinlikle. maalesef. Ve son olarak şunu da söyleyip bitiriyorum. Ee, çok yine bu çağda yaşanılan bir şey. Senin hiç alakan yokken bir sürü okuduğun şeyle sanki bir kaos var gibi. Hı. Tamam mı? Sende sende bir kaos algısı oluşturuyor yani. Bunu Meşhur, malum bir sosyal medya ortamı en çok yapan ortamdır. Biliniyor Bunu dinlendirmeye gerek yok. Giriyorsun. Hep kötü şeyler. Hep kötü evet. haberler. İşte bu yüzden bu da yine bir müsbet kısımdı. Menfi kısmını da ele aldık. Şu kısımda çok ee, önemli. O da ton. Bir bunu da mı söyleyeyim? Allah'ın izniyle mu? o zaman bunu da söyleyelim. Ezan okunuyor. Ezan bitene kadar hemen. Şimdi erkeğin suretperestliği denilen bir hakikat var. Evet. Erkek surete düşkündür. Erkeğin yapısında bu var. Kadında da ne abi? Kendini göstermek gibi. Er Cemal sahibi Cemal'ini göstermek ister sırrınca... ...onun da cemalini göstermek gibi bir şeyi var. Son dakikamız abi inşallah. İşte sosyal medya ve dijital çağda bu iş pompalanıyor adeta. Yani erkek surete düşüyor. Niye? Bunu görüyoruz sosyal mecralarda. Bakmaman gereken çok şeye bakıyorsun. Ve yine bir hakikat ne? Kadının da kendini gösterme gibi sıkıntılı bir tarafını tırmalıyor adeta sosyal medya. Ve ne yapıyorsun? Bak yani mahrem na mahrem diye bir algı kalmayıp herkese kendini gösteriyor. Yuvalar dağılıyor. Yuvalar dağılıyor yani. Gerçekten bugün dolu böyle patolojilerle dolu ortalık. Elhamdülillah. Rabbim bu hakikatlerle kendimizi Aynen. muhafaza etmeyi nasip etsin. İnşallah. Böyle toparlamış bitirmiş olalım. İkinci dersimizde inşallah e, bu dijital çağda kendimizi nasıl muhafaza ederiz? Çünkü bir derdi verdiysek ne mi abi? Bunun Aynen. dermanını da konuşmak lazım. Onunla konuşup onunla beraber bu konuyu bitireceğiz inşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun el -Fatih.